10 günde 10 ayet, 10. günümüzdeyiz. Öyle tahmin ediyorum ki 10 günde 10 ayet ezberlenebilir mi, yazılabilir mi? Hatta daha fazlasının yapılabileceğine inanıyorum ben. Umarım sizler de bizlerle aynı düşüncelerdesinizdir. Bir kelimeyi aratıp o kelime üzerine çalıştığımız zaman onlarca, yüzlerce ayete ulaşabilmek mümkün. Öyle tahmin ediyorum ki bütün özellikle ezber derslerinde kelime aratmaları da izlemişseniz zorlanmadan yazabiliyor, okuyabiliyorsunuzdur. Üzerinde işaretleri olmadan dahi bir yuhyi ve yumiti bilmek, görebilmek, huvellezi halakakum bunu aratabilmek, innallahi görebilmek son derece işleri daha kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. Umarım başarılı olabilmişizdir. Daha güzel yapılabilirdi belki videolar. Görsel olarak daha canlı yapılabilirdi. Ankara Sakarya Caddesi'ndeyim ben. Burada epey bir gürültü oluyor. Dolayısıyla da sabaha karşı videoları çekiyorum. Burada yorgun oluyorum. Bazen yatıp kalkıyorum falan derken. Neyse bu şekilde oldu. Umarım sizler daha güzellerini, daha iyilerini yaparsınız. Ve bu da beni en çok mutlu eden şey herhalde bu olur. Ellezi, o ki. Neden o ki? Neden o diyoruz? Çünkü çoğul çekim değil. Ne olsaydı çoğul çekim olmuş olacaktı. Ellezi halaga yarattı. Halagani beni yarattı. Kalemi derken, benim kalemim derken, defteri derken, kitabi derken hemen ye'yi ismin sonuna ekliyoruz. Ancak fiili eklerken burada böyle bir ne kaynaştırma harfini kullanıyoruz. Halagani. Birazdan buraya geleceğiz. Burada ye harfi yok. Ellezi halagani, o ki beni yarattı. Fehuve ve o. Bu ayetin de geçen fiile bakalım. Hidayet etti, rehberlik etti, yol gösterdi. Yehdi, rehberlik ediyor, yol gösteriyor şeklinde burada fiili görüyoruz. Y ile bitiyor fiil. Fiil Y ile bitiyor. Daha sonra N kaynaştırma harfi geliyor. Ancak Y'yi ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Şunu söyleyebiliriz. Burada ayet bitiyor. Aynı zamanda N'nin altındaki alt çizgi Ni sesini zaten Y sesini yani Y uzatma sesini zaten bana veriyor. Buradaki Y'yi ben okumuyorum. Ne yapıyorum? Halaga Ni diyorum. Ni derken ne yapıyorum? Buradaki Y ile uzatıyorum. Aynı şekilde buradaki alt çizgide Yehdi Ni derken buradaki alt çizgi zaten bunu gösteriyor. Gerçi ayet bittiği için burada Ni diye söylemiyorum. Yehdi diyorum. Bitiriyorum. Diğer ayete geçiyorum. Ancak buradaki N harfindeki alt çizgi zaten Y'nin yapmış olduğu işlevi yapıyor diyebiliriz. Bir diğer taraftan ayet zaten fiil zaten bu şekilde. Bunun sonuna bir N gelmiş. N geldikten sonra ve öncesinde de zaten halagani beni yarattın ve bana doğru yolu gösterdin derken buradaki N bu işlevi görüyor diyebiliriz. Ve en büyük zaten şey de nedir? Ayet bu şekilde nazil olmuş. Dolayısıyla da burada bu Y harfini görmeden N harfi bize Y'nin geleceğini gösteriyor şeklinde bir açıklamada bulunabiliriz dedikten sonra. Ellezî halaka halakani aratalım. Zaten bakın bir ayette bu şekilde geçiyormuş. Fehüve ve o Yehdi'ni yazacağız şimdi. Fehuve Yehdi derken Y ile uzatıyorum. Fiil bu şekilde hidayet eder, yol gösterir. Bir de buraya ne yapıyorum? Ne ekliyorum? Yehdi bana doğru yolu gösterir. Bana rehberlik eder. Yirmi günde 20 ayet. Bu serimizi de nasipse başlayacağız. Bu şekilde olduğu gibi her gün mü yayınlarız onu bilemiyorum. Her gün yayınladığımız zaman amacımız zaten 10 günde 10 ayet şeklindeydi. O yüzden her gün yayınladık ama arda arda videolar yayınlanınca maalesef izlenim sayısı son derece düşüyor. Daha sonraki zamanlarda da pek ulaşım olmuyor yeteri kadar. Belki bu 20 günde 20 ayet derken araya 2 gün, 3 gün gibi bir süre koyabiliriz. Oku ismini verdiğimiz bir seriye başlayacağız nasipse. Harfleri öğrenmekte zorlanan, ezberlemekte zorlanan, ezberi yapamayan ya da işlerinin çok yoğun olduğundan, derslerinden dolayı ya da yaşını problem eden, gerçi 60, 70, 80 yaşlar çok da
geç yaşlar değil. Öğrenebileceğini gösterilmek amacıyla kolay bir şekilde birkaç tane harfle, bütün harfleri göstermeden birkaç tane harfle Kur'an-ı Kerim'e geçebilir miyizin denemesini yapacağız. Ben inanıyorum ki olabilecek, yapabileceğiz. Ya da en azından ilerleyen zamanlarda sizler daha farklı, sizlere böyle biraz daha farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla bir örnek olması amacını da taşıyor aslında bu. Bir diğer taraftan da tabii ikililerle uğraşmanın, fiil çekimleriyle uğraşmanın, hiç bunlarla vakit kaybetmenin anlamının olmadığını da bir yandan göstermek istiyoruz. Sadece birkaç tane harf, ortada nasıl, kenarda nasıl, köşede nasıl gibi bunlarla uğraşmadan, direkt olarak kelime fiil ezberlemeden, hiç cümlelerle falan uğraşmadan, alfabenin tamamını göstermeden sadece birkaç tane harfle Kur'an-ı Kerim'e geçilebileceğini göstermek istiyoruz en azından. Başarılı olabilecek miyiz? Bunu hep beraber göreceğiz. İnanıyorum başarılı olacağımıza da aslında inanıyorum ben. Ya da sizler daha sonra bu videoları izleyerek daha güzellerini, daha görsel olarak, ses olarak, görüntü olarak ya da video çekim bazı teknolojileri kullanarak daha güzellerin de yapılabileceğine inanıyorum. Bu şekilde bir çalışmamız olacak. 20 günde 20 ayet derken şu şekilde internet sitemizden aslında hiç bizim videolar yapmamızı beklemeden bu ikinci sezon ismini vermiş olduğumuz işte geri kalan videoları hiç beklemeden siz kendiniz buradaki ayetler üzerinde de çalışabilirsiniz diye demek istiyorum sizlere. Bir sonraki videomuz okuyla ilgili olacak bundan sonra. Birkaç gün arayla yayınlanır muhtemelen. Daha sonra da 20 günde 20 ayetle devam etmeyi düşünüyoruz. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.